Mastercard en imkansız görünen durumlarda bile umudun daima yaşadığını verilerle kanıtlayan bir proje gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi tarihindeki efsane geri dönüşlerin gerçekleşme olasılıklarını önde gelen spor veri analiz şirketi Opta ile birlikte hesapladı. Biz de Mastercard Türkiye ile birlikte bu efsane maçların hikayelerini ele aldığımız bir seriye başlıyoruz. Sevgili izleyenler merhaba. Sokrates Stüdyo'ya hoş geldiniz. Mastercard'la pa biçilemez geri dönüşlerin ilk bölümünde Barcelona'nın unutulmaz Paris Saint-Germain dönüşünü Orkun Çalakoğlu ile birlikte konuşacağız. Hem şöyle yakın bir tarihe gidip nostalji yapacağız Orkun. Çünkü gerçekten herhalde şahit olduğumuz en unutulmaz karşılaşmalardan biriydi. 2016-2017 sezonu. Kesin öyle. Yani hem ortaya çıkan skor hem işte genel hikayesi bir Barcelona Paris Saint Germain maçı olması itibarıyla hem de e, birazdan detay, detaylandıracağız yani her ne kadar Barcelona'nın sonrasında şampiyonluğuna uzanan bir yolculuğu olmasa da e, Bence kısa dönemde, kısa vadede Avrupa futbolunun seyrini değiştiren etkileri de var bu maçın. Hepsini konuşacağız zaten. Kesinlikle. Şimdi biraz tabii yani geri dönüş dediğimiz tüm maçların kendine has hikayeleri var. Çoğu böyle unutulmaz halde anılarımızı süsler nitelikte ama tabii bunları bu geri dönüşleri unutulmaz kılan şeyler de ihtimallerin azlığı o maçlar başlarken. Biraz 4-0'lık maçla da ilgili istersen yorumlarını alayım. Sonra neden o ihtimaller o kadar düşük onu öyle anlatalım. Çünkü herhalde son 16 turunun şöyle ilk maçına çıkıyorsunuz ve 4-0 kazanıyorsunuz. Yani bundan daha iyi bir senaryo kimseye Edemez. Kesinlikle yani tabii ki 4-0 gibi bir skorun ortaya çıkması çok gördüğümüz bir şey değil ve tabii ki bir anormal bir tarafı var ama o günkü 90 dakikayı hatırlarsak Park de hakikaten çok ezmişti Paris Saint Germain ve Barcelona topa daha fazla hakim olduğu bölümlerde bile bu zaten özellikle o dönemki Barcelona için çok alışıldık bir durum çok da fazla şey üretemiyordu aslında. Ve o 4-0 ilk maçın sonunda ortaya çıkan 4-0 aslında tam olarak oyunun karşılığıydı. Hatta belki daha fazlası bile olabilir. olabilir. Şimdi Paris Saint Germain'in ilk maçı 4-0 kazanmasının ardından maç başlamadan gösterilen geri dönüş ihtimali %4 sadece. Fakat Orkun, Camp nou'da da yine de o geri dönüşün ihtimaline yani o %4'e inanmış yaklaşık 96 bin kişi var tribünlerde. Çünkü özellikle o dönemki Barcelona... Taraftarına bunları mümkün gösteren, inandıran bir Barcelona'ydı. Yani e, futbolda tabii hatıralar hızlı değişebiliyor, silinebiliyor. Bugünkü Barcelona'ya baktığımızda o kadar kudretli bir Barcelona görmüyoruz. Ama o dönemki Barcelona işte bir buçuk iki sene önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış. Messi zirve döneminde Ney Neymar öyle yanında Messi'nin Paris Saint Germain'e gitmemiş bir de Luis Suarez var yine o da en iyi döneminde her şeyi mümkün kılıyorlar her şeyi mümkün gösteriyorlar kesinlikle şimdi yine Luis Enrique basın toplantısı minvalinde bir e, ihtimal notum daha var o da yine maç başlamadan önce Barcelona'nın 4-1'den 90 artıda turu atlama şansı hı hı. yani maç başlamadan 4-1'e geleceğini hayal ediyoruz ve 90 artıda turu alabilir mi? Bunun oranı %0.4 yani işte binde dörtlük bir ihtimal o kadar az görünüyor ama iş oralara gelecek konuşacağız. Yani tabii duraklama dakikalarının ne kadar olacağını her zaman tahmin edemeyebilirsin evet. ama tabii ki hani o noktaya iki gol hala gereken şekilde girdiğinde karşındaki de Paris Saint Germain kimse ona ihtimal vermez. Oranlarda zaten onu destekleyen cinsden. Kesinlikle. Şimdi biraz maça akıtalım artık hatırlayalım hı hı. beraber. Aslında Barcelona böyle hemen istediği golü açılışta buldu. O da biraz hani böyle bir şeyde geri dönüşe inanacaksanız o ilk dakikalarda pozisyonları değerlendirmeye de gerçekten ihtiyacınız var. Suarez de hemen açılışta o golü bulmayı başardılar. Sonra akabinde yine ilk yarıyı tamamlamadan ikinci gol de geldi. Fena başlamadı aslında senaryo. Ee, öyle ikinci yarının ilk bölümünde de üçüncü golü buluyorlar devamında. Evet. Yani zaten e, bunu mesela teknik adamlar da soyunma odalarında oyuncular da hani farktan dönmeye çalışan takımlar şeye işaret ederler. Ben çeşitli örneklerini hatırlıyorum. Golleri bir anda bulmayacağız. İşte biraz vakit alabilir. Ama önemli olan genel bir momentum tutturmaktır. Sonuçta 90 dakikanız var önünüzde. 2-0 soyunma odasına gittiğinde ilk 45'in ardından Barcelona'nın turu geçme ihtimali biraz yükseliyor. Yüzde 10.6'ya geliyor yükselmiş hali bu aslında ama e, hani maç başlamadan önceki senaryoya göre biraz daha kuvvetlenmiş görünüyor. Yani tabii yüzde 10.6 muhtemelen Barcelona soyunma odasında yüzde 70-80 gibi hissedilmiştir. <laughs> ee, oradaki hava çok değerli ya da maç içerisinde işte anlık değişimlerde oluşan psikoloji de çok önemli. Orada işte Paris Saint Germain'in çok kritik golü var Cavani ile. Cavani'nin golünden sonra Paris Saint Germain'le oyuncular e, sanki daha böyle oynanacak aşağı yukarı bir yarım saat varmış gibi değil de 90 artıda atılmış artık turu mühürlemiş bir gole sevinir gibi seviniyorlar. Çünkü hani biraz önce soyunma odasındaki psikolojiden bahsettik. O golün ardından oluşan anlık şey de o. E, tribünlere bir sessizlik çöküyor. Barcelona evet. tarafına, Barcelonalı oyuncular zaten eyvah noktasındalar. O Paris ihtimalle 10.6'dan 2.8'e düşüyor. 3-1 olur olmaz. E yani ve hissedilen de belki hatta 2.8'in bile altında. Evet, yani Paris Saint Germain sessizlik. tarafı tamam bize bir tane gol gerekiyordu bu direnci kırmamız için. O son yapmamız gereken şeyle yaptık havasına geliyorlar biraz. Nitekim ondan sonra zaten e, yani hemen Devamında gelen bir Barcelona yanıtı da yok. Evet. E, o arada hatta etkili olduğu pozisyonlar da var Paris Saint Germain'in. E, i̇şte 61-88 arası o ihtimallerle geçen bir dönem var. E, sonra sahneye çıkan bir yıldızımız Neymar'la beraber. Orada bir S verseydim Messi değil diyecektim. Çünkü herkes tabii ki Messi'yi düşünüyor. Ama aslında e, bu maçın poster çocuğu olması gereken adam bu maçın... E, birincil kahramanı Barcelona açısından Neymar. Kesinlikle. Yani maç genelinde ortaya koyduğu karakter e, ve özellikle o son bölümde başlıca itici güç olmasıyla işte e, o frikik e, şey sonda 6. golde zaten asist yapan evet. da o Yani oyunu force eden de başta Neymar'dı. Hakikaten kariyerinin en büyük performanslarından biri özellikle o son bölümde genelde oyuncular <laughs> düşmüşken Barcelona'da belki stad genelinde inanç çok azalmışken Neymar e, bir ateş yaktı. Bu arada tabii Neymar'ın gelen firki golüyle de beraber ki hem çok güzel bir gol hem de Paris Saint-Germain kalesine Kevin Trapp var. Hani şu an başka bir senaryo izliyoruz. E, orada biraz tekrar alevlenmeye başlıyor hikaye. Aynen yani işte e, maç sonu artık hani 3 gol gerektiği için zaten kafalar biraz bu iş bittiye giderken hala maç bitmedi inancını aşılayan gol oluyor. Ondan sonrası biraz zaten başka bir şeye dönüyor oyunda. Evet bir de hemen işte peşi sıra Suarez'e yapılan penaltı var. Yine Neymar topun başında orada, sahnede olmaya devam ediyor. Aynen orada Luis Suarez'in kurtluğu da var. Yani mesela Paris Saint Germain cephesi ya da birçok insan ya o kadar ucuz penaltı olmaz diye e, söylerler hala. Luis Suarez'in kurtluğu diyelim yanlış evet. hatırlamıyorsam Marquinhos'tan alıyordu. Evet pakar. galiba. Da. Sonra işte Neymar kullanıyor penaltıyı yani o da kayda değer bir nokta. Ee, Parlamaya devam ediyor tabii sahnede. Tabii ki yani orada o penaltıyı Neymar'ın kullanması da öyle ve ondan sonra zaten iyice gömülen bir Paris Saint Germain biraz daha inancı artan bir... Barcelona. Bunu işte rakamlarla açıklamak çok zor çünkü yani durum toplamda 4 iken aslında hani rövanş öncesi ilk maç ve rövanşı Hı -hı. 89. dakikada 4-4'te düşünürken e, ihtimal Barcelona'nın turu geçme ihtimali %0.4 yine. Hani o yüzden diyorum oradaki hissi ancak maçı izlerken 0.4 diye düşünemezsiniz. Evet 90'a geldik. E, hala iki gol bulması lazım Barcelonanın ama bulabilir hissini veriyor hepimize. Yani matematik, analitik işte e, hesaplamalar özellikle son dönemde bu oyunun çok önemli bir noktası bu verilen oranlar falan da sonuçta onlara bağlı. Ama hala bunların dışına çıkabilen, bunları işte yırtıp atabilen, geçersiz kalabilen belli senaryoları da yaşıyoruz. Onlar çok daha büyülü anlar oluyor zaten ki bu maçın sonunda da bir benzerini bir örneğini gördük. Ve sonra e, Sergi Roberto'nun golü ve 6-1'e gelen istediği skoru alan Barcelona. Orada Ter Stegen de rakip cezası evet. ve Neymar'ın ilk kullandığı friki karşılanıyor. Şimdi o top mesela Paris Saint Germain'li bir oyuncuya düşse Ter Stegen kalede yok. İşte orada uzak mesafeden bir vuruş yapılabilir ne bileyim birkaç metre sürüp ondan sonra belki boş kaleye atacaklar. Bilemezsin. ya da Barcelona için son şans gibi görülen şey Çarçur olmuş olacak. O top tekrar Neymar'a geliyor ve Neymar ters ayağını soluna alıp bu defa soluyla kesiyor Roberto'ya doğru. Ya hakikaten çok büyülü bir an. Evet. böyle ucundan uçurumun ucundan o atağın dönüşü ve eee bir geri dönüşü tek şey tamamlaması itibarıyla Neymar yine asist yapıyor, Roberto tamamlıyor. Sonrası da zaten bambaşka bir şey. O büyüleyici anda da aslında işte takım Neymar, Roberto bir yere koşuyorlar. Ee, belki de bu geri dönüşün karesi olarak hafızalarda uzun yıllar kalacak bir Messi karesi var. Çünkü Messi o sırada kale arkasında tribüne doğru yöneliyor. Bütün takım eee Korner direğine doğru koşarken. Bu arada Luis Enrique'nin bir deparı var. O da başka tarafa doğru Kapnoda koşuyor. Tapnoda deparlar meşhurdur evet. zaten biliyorsun. Yani bazen <laughs> evet. rakip takım e teknik direktörlerince olsa da. Son olarak da şunu konuşalım. Ee, belki de şahit olduğumuz canlı gözlerle izleyebildiğimiz en şahane e, üçlülerden biriydi. Messi, Suarez, Neymar ve bu üçlünün de aslında sahnedeki en şaşalı eseri de buydu. Sonrasında bir ayrılık başladı. Neymar zaten bir şekilde nemesis gibiyken Paris Saint Germain'e gitti. Yani başta dediğim gibi aslında Avrupa futbolunda kısa dönem kırılmalar yaratan bir maç. Yani mesela Barcelona açısından hikayenin devamı o sezon iyi gelmedi. Bir sonraki turda Juventus'la eşleşiyorlar. Gol bile atamıyorlar evet. iki ayakta ve ezilerek futbol anlamında ezilerek eleniyor Barcelona. Messi, Neymar, Suarez evet dönemin en büyük üçlüsüydü ama Paris Saint Germain'i belki bambaşka bir şekilde tetikledi. Neymar'ı aldılar, Paris Saint Germain Barcelona'dan aldı. Ondan sonra zaten Suarez'in sakatlıklarla birlikte kariyeri hızlı bir iniş gösterdi. Messi biraz neredeyse tek kaldı takımı taşıma anlamında. Son e, şampiyonlar liginde önemli tur zaferi Barcelona'nın o anlamda. Evet, gerçekten bu anlamda da bir kırılma yarattın. Zaten başında da söylemiştik 90 dakikanın ardından da böyle bağlamış olalım. Orkun çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu Unutulmaz maçı seninle konuşmak e, keyifliydi gerçekten. Yani daha da konuşurduk belki. Evet. <laughs> Saatler sürebilecek gerçekten hani şahit olduğumuz en şahane maçlardan biriydi sevgili izleyenler ve Sokrates Stüdyoda Mastercard'la Kartla Fabi Çilemez geri dönüştü dönüşleri konuşmaya devam edeceğiz. İlk bölümde Barcelona'nın Paris Saint Germain geri dönüşünü konuşmuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Dünyanın en büyük yıldızları bile bazen tökezler. Ancak kazananlar pes etmek nedir bilmeyenlerdir. Futbol tarihi yazabilir. Defalarca yazdığı gibi. 1999'da Manchester United'ın kazanma şansı %1,8'di. Ama kazandılar. 2017. Barcelona'nın tur atlama ihtimali yüzde 0,4. Ama başardılar. 2019, Tottenham'ın maçı çevirme olasılığı 1,4. Ama çevirdiler. Ve 2005, Liverpool'un kupayı kaldırma şansı yüzde 0,6. Ama şampiyon oldular. Hepsinin ortak noktası, tutku, cesaret ve inançları. Çünkü futbol her şeyden önce kalple oynanır. İstanbul yeniden tarih yazmaya hazır. Futbol paha biçilemez şeyler başlatır. Daha fazlası için Mastercard Türkiye sosyal medya hesaplarını takip edin.